Günaydın saatinden herkese merhaba. 16 Mart 2023 günlerden Perşembe. Efendim depremin üstünden bir aya aşkın zaman geçti. Deprem bölgesi bu sefer de sel felaketiyle karşı karşıya. Şanlıurfa ve Adıyaman sel vurdu. 15 can kaybı var. Yani inanılır gibi değil. Çok ciddi zorluklar yaşanıyor. Deprem bölgesinde insanların çadırları sular altında kaldı. Yani deprem oluyor, ilahi ceza diyoruz. Sel oluyor, ilahi ceza diyoruz. Tedbirsizlik oluyor, takdir-i ilahi diyoruz. Yani bizim hiç mi suçumuz yok? Aslında biraz bunu konuşmamız gerekiyor diye ben düşünüyorum. Çünkü insanlar gerçekten şu anda ciddi bir zorluğun pençesinde. O bölgedeki insanlar, görüntüleri görüyoruz. Yani Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışmayan görüntüleri görüyoruz biz o bölgede. Vefat eden vatandaşlarımıza ben Allah'tan rahmet diliyorum. Gerçekten çok zor durumdalar. Hala çadırlar prefabrik evlere dönemedi. Yani prefabrik çadırlar oraya kurulamadı. Konteyner kentler kurulamadı. Bir problem olduğu çok belli ki deprem bölgesinde de insanlar bunu haykırıyorlar. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diyorum ben. Gerçekten çok acı. Depremden kurtuldular. Canlarını toprağın altına gömdüler. Malları gitti. Ama bir de o insanlar şu an senle uğraşıyor. Gerçekten çok üzücü görüntüler geliyor bölgeden. Evet, ikinci gündem maddemiz seçimler. Biliyorsunuz Türkiye seçime gidiyor. Seçimle alakalı önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum. 17 Mart yani yarın gün sonuna kadar depremzede vatandaşlarımızın adres bildirimini yapmaları gerekiyor. E-Devlet üzerinden ya da nüfus müdürlüklerinden bu işlemi yapmaları gerekiyor. Bunu da hatırlatmış olalım. Günaydın saati bugünlük bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.